çolak. Yine boka batmışsın. Sen de yine içeri girmişsin. Gördükleri yerde vurmalarını emrettim. Unuttun galiba. Bu kaleyi sana ben verdim. Unuttun galiba. Benim olanı bana verdin diye minnet duymayacağımı söylemiştim. Otursana. Konuşalım biraz. Bıdır, bıdır, bıdır. Ama meraklısın konuşmaya. Konuş. Sinirlenme canım benim. Konuşmak iyidir. Konuşmak düşünmek demektir. Düşünmeden hareket edersen işte böyle batarsın. Ya bu kapattığı maddeydiyse? Kitleydi. O sarı çiyan hayatının dersini aldı. Peki sen ne kazandın? Senin asla tatmadığın bir duygu. Haz. Bildin mi? Bu sarı komutanın yüzündeki çaresizliği görmenin hazı. Milyonlara bedel. Çolak. Sevgili Çolak. Hiç değişmedin değil mi? Değişirsin diye çok umut ettim ama nafile. Kurşunu kafaya yiyince senin kayış iyice boşa dönmeye başladı. Söylesene profesör. Sen madem benim yöntemlerimden memnun değilsin, ne diye beni yaşatmaya uğraştın? Hı? Büyük bey öldü. İstediğini de aldın. Daha ne istiyorsun söylesene. Sadece büyük bey değil, Sancar da öldü maalesef. Şimdi oralarda istediğin gibi at koşturabilirdin. Seninle el ele verip bütün bu düzeni en baştan kurabilirdik. Sağ ol sevgilim. Ben onu kendi yöntemlerimle yaparım. Sen merak etme. Ayo, merak etmiyorum. Çünkü artık yapamayacağını biliyorum. Bu yüzden sana veda etmeye geldim. Neredesin? Eski bir dostu ziyaretteyim diyelim. Görüşmemiz lazım. O eski dost hakkında yeni planlarımız olacak. Emin misiniz? Planlar değişti Aga. Kartları yeniden dağıtıyoruz. Büyük Bey'in sandalyesini istiyorsan yapmak üzere olduğun şeyden vazgeç ve hemen buraya gel. Peki. Artık çoluğa ikna etmek de size düşüyor Sayın Büyükelçi. Hiç merak etmeyin. Onu olan teklifimizle yıllardır uğraştığı ama edinemediği güce kavuşacak. İstesen de, istemesem de
Bir süre daha görüşeceğiz. Neyse ne. Görüşürüz. Yola çıkma yeter. Keşke ama... onu istesem de yapamam. Çünkü aynı yolda, aynı yöne doğru... bir süre daha birlikte yürüyeceğiz.